Merhabalar. L 2019 LGS tercih ve yerleştirme işlemleriyle yine birlikteyiz. Tercih ve yerleştirme işlemleri sınav takvimini verelim. 27 12 Temmuz arası özel okul ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri kayıtlarının tamamlaması, özel okula gidecek öğrenciler ve e, spor okulu, beden okulu, e, spor okulu, güzel sanatlara gidecek öğrenciler burada 27 Haziran 12 Temmuz arasında işlemlerini, kayıt işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemleri 1-12 Temmuz arasında herhangi bir ortaokulundan tercih işlemleri yapılabilecek. 22 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ilan edilecek. 29 Temmuz 2 Ağustos birinci nakil işlemleri yapılacak. 5 ve 8 Ağustos'ta da ikinci nakil işlemleri yapılabilecek. Bu yıl nakiller 4'ten 2'ye indirilmiş. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen tarihler hakkında bilgi verelim. 24 Haziran'da bildiğiniz üzere merkez sınav puanları ilan edildi. 25 Haziran'da tercihleri esas kontenjanlar ilan edildi. E-okulda birazdan göstereceğim. 27 Haziran 12 Temmuz özel eğitim kurumlarına ve yetenek sınavıyla Yetenek sınavla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin kayıtlarının tamamlanması 1 12 Temmuz yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması 22 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 29 Temmuz 2 Ağustos arasında birinci nakil 5 Ağustos'ta birinci nakil sonucu ilan edilecek. 5-8 Ağustos'ta ikinci nakil ve 10 Ağustos'ta arkadaşlar ikinci nakil sonuçları ilan edilecek. Hemen tercihler nasıl yapılacak? Tercih işlemleri öğrencinin velisi tarafından mezun olduğu okula veya herhangi bir ortaokuldan da yapılabilir. İstediğiniz ortaokula gidip yapabiliyorsunuz. Nereden yapacaksınız? eokulmap.gov.tr adresinden yapacaksınız. Fakat yaparken yapılan tercihler mutlaka okul müdürlüklerince onaylatılacak. Okul müdürlüğü Okul müdürlüğüne onaylatılmayan tercihler geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle onaylıyorsunuz. Onaylı çıktının birini sizde alıyorsunuz. Biri okul müdürlüğünde kalıyor. Onaylı çıktığının birini almadan okuldan ayrılmayın. Değerli arkadaşlar. Evet tercih işlemleri ekranımız nasıl olacak? Arkadaşlar e-okula girdiğinizde alt tarafında Yerel yerleştirme, öğrenci alan okullar ekrandan tercih yapılması durumunda öğrenci merkezi sınavlı öğrenci alan okullar, pansiyon okullara tercih ekranı açılmayacak. Girdiniz, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı butonlar olacak. Onlar da ilk önce tüm öğrenciler mecburi arkadaşlar. Yani merkezi sınava giren öğrenciler de yapmak zorunda. Her öğrenci yer yer yerleştirmesini yapacak. Sonra merkezi yerleştirmeyi isterse pansiyonlu okullar yerleştirmesini yapacak. Her gruptan 5 derece yapabilecek toplam 15 derece yapabilecek. Merkezi yerleştirmeden okul gelen öğrencilerin yerel yerleştirme dikkate alınmayacak. Ama öncelikle her öğrenci yerel yerleştirmeyi yapmak zorunda. Çünkü yerel yerleştirme yapmadığında merkezi ve pansiyonlu okul tercih ekranı kesinlikle açılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ek bir Yerleştirme tercih ön çalışma formu okullarınızdan veya herhangi bir ortaokuldan alacaksınız. Buraya TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, okul adınızı, numaranızı, güvenlik kayıt numarası. Bu güvenlik kayıt numarası sonuç belgenizde aşağıda yazıyor arkadaşlar. Oradan alıp yazacaksınız. Cep telefonu, velinizin cep telefonu. Merkezi birinci grupta merkezi yerleştirme ile ilgili 5 tercih. Yerer yerleştirme ile ilgili 5 tercih. Eğer isterseniz pansiyonlu için 5 tercih kodlarını şuraya yazacaksınız arkadaşlar. Tercih kodlarını yazdıktan sonra okulumuza vereceksiniz. Okulda giriş yapılacak ve onaylanacak. Peki bu tercih kodlarını nereden alacaksınız? E-okul adresinin alt tarafında tıklayacaksınız. Oradan kodları alacaksınız. Birazdan uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Tercih edilen okulda arkadaşlar yerel, mecburi yapacaksınız. Merkezi sınava giren öğrenciler de merkezi sınavla ilgili tercihlerini yapacaklar. Arkadaşlar yerel yerleştirme nasıl olacak? Yerel yerleştirme zorunlu evvela bütün öğrenciler yerel yerleştirmeyi yapacak. 5 tercih yapacaklar biraz önce gösterdiğimiz gibi. 3 tanesi kayıt alanından seçmek kaydıyla yani kayıt alanından 3 tane mecbur tercihi yapacak öğrencinin kayıt adrese dayalı kayıt alanından 3 tane tercih yapacak ve bunun 5 tane en fazla yapabilecek aynı okul türünden en fazla 3 okul. Yani 3 tane Anadolu lisesi seçtikten sonra 4. ve 5. tercihleri meslek lisesi olmak zorunda arkadaşlar. İlk üç tercihimizi fen lisesi, Anadolu lisesi e, yerel yerleştirmede gerçi fen lisesi yok. Anadolu lisesi Üç tane yazdıktan sonra iki tane sağlık meslek lisesi veya diğer meslek liselerinden iki tane de yazmak zorundayız arkadaşlar. Peki yerel yerleştirmede yığılma olması durumunda mesela kayıt alanınızdaki okulda 150 tane kontenjan var. Oraya 300 kişi başvurdu. Hangi öncelikle alınacak? Bir, ilk önce kayıt alanında mısınız? Öğrencinin ikamet ettiği adresin bulunduğu kayıt alanında ise öğrenci öncelikli olacak. Peki hangi öğrenciler daha öncelikli? Kayıt alanındaki öğrenciler, sonra komşu kayıt alanı, sonra diğer öğrenciler. Kayıt alanındaki eğer 300'den fazla tercih edilmişse okul, komşu kayıt alanındaki olanlar dikkate alınmayacak. Daha sonra eğer 350 kontenjan olup 300 kişi başvurmuşsa, Başarı dilimleri ikinci etken olacak. Başarı dilimle üstten sıralama yapılacak. Onlar değişirse 8 sınıfta özürsüz devamsız öğrenci az olan daha öncelikli yerleştirecek. Geçen yıl beş tane ölçüt varken bu yıl üç'e düşürülmüş. Bu çok önemli. Birinci ölçütümüz kayıt alanı. Kayıt alanındaki öğrenciler öncelikli. Daha sonra komşu diğer onlar öncelikli değil. Başarı dilimi. Öğrencilerin ortaokuldaki başarı puanı yerleştirmede değerlendirilecek. Ortaokul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öğrencilikli olacak. O değişirse özürsüz devamsızlığa bakılacak. Devam edelim. Arkadaşlar merkezi yerleştirme nasıl yapılacak? Öncelikle sadece sınava giren öğrenciler tercih yapabilecek. En fazla 5 tercih yapabilecek. Yerleş, yerleştiği takdirde yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak arkadaşlar. Merkezi yerleştirmede yerleştirdikten sonra yerel yerleştirmede yaptığınız yerleştirme dikkate alınmayacak. Peki nasıl yapacağız merkezi yerleştirmeyi? Arkadaşlar bu dikkat etmemiz lazım. 2018'de 18 öğrenci full yaparken 2019'da 565 öğrenci full yapmış. Bu nedenle tercihlerde daha dikkatli olacağız. Peki tercihler puana göre değil de yüzdelik dilime göre yapmak daha isabetli olacaktır. Çünkü puanlar çok değişebiliyor. Yani geçen yıl 350 ile alan bir okul bu yıl 400 de alabiliyor. Onun için puanlar sizi şaşırtabilir. Öncelikle yüzdelik dilimine bakarak tercihler yapacağız. Birazdan zaten örneklerle açıklayacağım. Peki arkadaşlar merkezi yerleştirmede puan eşitliği durumunda ne olacak? Ortaokul başarı puanı ikinci eğer ortaokul başarı puanı da eşitse yıl sonu başarı puanı 8'den başlayarak 8. 7. 6. sınıftaki yıl sonu başarı puanı o da eşitse 8. sınıfta özürsüz devamsızlığı o da eşitse TC önceliği o da eşitse yaşı küçük olan öğrenci öncelikli olacak arkadaşlar. Peki yerel yerleştirmede tercih ekranında renklerin anlamı ne? Arkadaşlar e okula girdiğinizde yere yerleştirmeyi tıkladığınızda biraz önce birazdan uygulamalı göstereceğim. Size 3 tane ekran açılacak. Bunlar kayıt alanındaki okullar, komşu kayıt alanındaki okullar ve diğer okullar. Kayıt alanındaki okullar yeşil renkli, komşu kayıt alanındaki mavi renkli, Kırmızı renkli de diğer kayıt. Arkadaşlar benim sizlere önerim kesinlikle kayıt adresi üzerinde okulları üzerinde durun. Çünkü nakiller 4'ten 2'ye indirilmiş ve kayıt alanınızdaki okulları öncelikli yazın. Diğer komşu kayıt ve diğer alanları pek tercih etmenize gerek yok olduğunu düşünüyorum. Peki kimler tercihte bulunamayacak? Arkadaşlar özel öğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci Alan okullara kesin kayıt işlemlerini tamamlamamış öğrenciler, tercihte nakil başvuruları tercih işlemleri nasıl yapılacak? Arkadaşlar nakiller iki dönemde yapılacak. Bu nakillerde he, üç tercih yapılabilecek. Bu üç tercihten arkadaşlar bu üç tercihten iki tanesi aynı tür okul olacak ve kayıt alanından olacak. Üçüncüsü ise Farklı okul türü olacak. Yani iki tanesi Anadolu Lisesi ise üçüncüsü kesinlikle meslek lisesi olmak zorunda ve kayıt alanından olmak şartıyla üç okul tercihinde bulunabilecekler arkadaşlar. O özel okullara nakiller de e aynı şekilde esas nakil tercih başvurularını alma süresince orta öğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri de yapıla, Bilecek. Mesela e, gelen tercihi beğenmedi özel okula ne yapabilecek? Nakil yapabilecek. Boş kontenjan şartı yok istediğiniz okula e, tercih yapacaksınız fakat nakilleri yaparken boş kontenjanlı okula yapmanızı size öneririm. Arkadaşlar tercih yapmayan öğrenciler ne olacak? Tercih hiç tercih yapmayan öğrenciler açık öğretim kurumlarına yönlendirilecek. Peki okul kayıtları nasıl olacak arkadaşlar? Okul kayıtlarınız otomatik olacak. Mesela gelen merkezi yerleştirmede veya yerel yerleştirmede okul geldiğinde siz oraya otomatik olarak kayıt olacaksınız. Fakat açık liseler ve yetenek sınavlı öğrenci okulanlar hariç yetenek sınavıyla ve açık liselerle kendiniz gidip kayıt yapmak zorundasınız. Fakat yerel ve merkezi yerleştirmelerde otomatik olarak kaydedilecek. Kayıt olduğunuz gelen okula tekrar kayıt olmaya gitmenize gerek yok. Peki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler engelli veya özel öğretim değerlendirme raporlu öğrenciler nasıl yapacak? Arkadaşlar onlar ilgili mevzuata göre 19-23 Ağustos tarihlerinde il ilçe öğrenci yerleştirme akıl komisyonu kararıyla öğrenciler oralara yerleştirilecek. Peki hiçbir okula yerleştirilmeyen öğrenciler ne olacak? Nakille iki nakil döneminde de hiçbir okula yerleştirilmemişse sınav ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbiri yerleşemeyen il ilçe öğrenci yerleştirme nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumlarına uygun okullara 19-23 Ağustos tarihlerinde komisyon yerleştirme yapacak arkadaşlar. Peki Mesleki eğitim merkezleri ne olacak? Arkadaşlar ikinci nakil başvurusu döneminde isterseniz mesleki eğitim merkezlerini tercih yapabileceksiniz. Buralarda meslek okulu tercih edebiliyorsunuz. Bunlar nerede oluyor? Genelde çıraklık eğitim merkezlerinde oluyor. Arkadaşlar bunlar belli bir ücrette alıyorsunuz. Orada çıraklık eğitimde okumanıza devam ediyorsunuz. Peki okul adları ve tercih kodlarını nereden bakacağız? E okul -map -go adresinden ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı fen liseleri, sosyal bilimler lisesi ve özel programlı ve proje Anadolu liseleri tablo 1'den. birazdan göstereceğim. Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri tablo 2'den Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel öğretim programlarında tablo 3'ten bakılacak. Yere yerleştirme ile göre ile öğrenci alacak okulların listesi de yine eokulmap.gov.tr ad internet adresinden yayınlanacak. Arkadaşlar hemen Google'a eokul map yaz yazacaksınız. Karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Bu ekranda bakarsanız şurada altta kırmızıyla zaten gösterilmiş 2019 merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme tercih rehberi diyor. Burada 2019 yerel yerleştirme için tıkladığınız yazacaksınız. Daha sonra eğer merkezi yerleştirme yapmak istiyorsanız yine aşağıdakine merkezi yerleştirmeye tıklayınız diyor oraya tıklayacaksınız. Fakat yere yerleştirme mecbur olduğu için hem merkezi yerleştirme yapacaklar, tercih yapacaklar hem yere yerleştirme tercih yapacaklar. Her ikisinde buraya tıklamak zorunda. İlk önce yere yerleştirmeye tıkladınız. Karşınıza şöyle bir ekran açacak. Yani 2019 yere yerleştirme öğrenci alan öğretim kurumuna tecrih pehberi diye. Buraya giriş kodunuzu şuradan hemen 42 90 42 95 yazıyorsunuz. Timlik numaranızı, okul numaranızı, il seçiyorsunuz, ilçe seçiyorsunuz. Sonra okul türü, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Sağlık Lisesi veya din öğretimi yapan liseleri, liselerini seçiyorsunuz. Sonra burada kayıt alanınızdaki okullar, veya komşu kayıt veya diğer kayıt alanı seçiyorsunuz. Ama e, kayıt alanındaki okulları seçip şuradan seçtikten sonra listele dediğinizde arkadaşlar önünüze e, liste çıkıyor. Sizin e, oradaki tüm kayıt alanınızdaki okulları görebiliyorsunuz. Peki 2019 yılı merkezi sınav puanı ile öğrenci alan or, ortalama tecrübe dediğinizde arkadaşlar fen bilimleri tercih projeye uygulayan Anadolu Lisesi tercih istediğiniz hepsini de tıklayabiliyorsunuz. Birini de veya ikisini de tıkladıktan sonra mesela Hatay'ı seçtik. Sonra ilçeyi de seçiyorsunuz. Tümünü de tümünü de seçebiliyorsunuz. Listele dediğinizde arkadaşlar hemen karşınıza şöyle bir ekran çıkacak. Yani Hatay'da Anadolu Lisesi, Nitelikli Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin Tercih kodları bakın şöyle tercih kodlarını o ek yazacağınız tercih kodları, okul türleri, öğretim yılı bakın sonra öğretim e, öğretim şekli kız erkek veya sadece kız erkek, pansiyon durumu olup olmadığına bakabilirsiniz. Mesela pansiyon yok. Sonra öğretim diline, kontenjan arkadaşlar en önemli yere geldik. Kontenjanı. Bu yıl kaç öğrenci alacağına dair kontenjanları burada görebiliyorsunuz. Ve esas tercih yapmanız gereken yerde şurada bakacağınız tercihlerde en önemli yer. Geçen yıl size bir bilgi verecektir ama tam, tam olarak bilgi vermez. Birazdan neden olduğunu açıklayacağım. Mesela Antakya Hatay Fen Lisesi en düşük 0,4 ile en yüksek 1,81 ile almış. Burada baktığınızda eğer bu yüzdelik dilimlerinizde yakınsa Bunlara bu aralıkta. Arkadaşlar benim size önerim 5 yüzdelik dilimi aşağısı 5 yüzdelik dilimi yukarısı olan tercihleri yapmanız. Yani yüzdelik diliminiz 5 ise 10 yüzdelik dilimine kadar tercih yapmanızı öneriyorum. Tercih 5 tercih olduğu için çok önemli. Açıkta kalmamanız için, gelmeniz için. İlk önce bir okul gelsin sonra nakil yaparsınız. Yani eee Bazen 3 veya 5 daha yukarısını yazmanızı önere öneriyorum sizlere. Peki arkadaşlar, bu sene il yüzdelik dilimleri verilmemiş. Sadece merkezi yüzdelik dilimler verilmiş. Genel yüzdelik dilimler verilmiş. Bu nedenle ben 81 ili 20-20-20-24 şekilde ayırdım. Sizler kendi bulunduğunuz ili durdurarak bakabilirsiniz. İlk 20'deyseniz yüzdelik diliminizin çok üstünde e, okul yazmayın. Yani siz beşsiniz. Bir yüzdelik dilimli okulları yazmayın. Birinci ilk 20 okulumuz bu iller. İkinci yüzdelik dilim yani 20 ile 40 arasındaki yüzdelik dilimler bunlar yine onlar da 5 yüzdelik dilimli ise bir yüzdelik dilimi olan okulları yazmasın. Çünkü bunların İl yüzdelik dilimleri genelde yüksektir. Evet, üçüncü yüzdelik diliminde olanlar üstteki yüzdelik dilimleri yazabilirler. Yani 5'e 3 yüzdelik dilimi yazabilirler. Arkadaşlar, son yirmi olan illerimiz, son yirmi sıradaki illerimiz kendinden mesela yüzdelik dilimi 5'e bunlar 3 ve iki yüzdelik dilimli olan okulları da yazabilirler. Çünkü il, il yüzdelik dilimleri biraz daha yüksek olacaktır. Arkadaşlar YouTube Mıstık Fenci kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda uygulamalı tercihlerin nasıl yapılacağını göstereceğim. Kanalıma abone olup like atmayı